Baba. Gözüm gibi bakıyorum bunlara. Yine de yetmez diye korkuyorum. Bir gün olsun suyunu, gübresini, vitaminini eksik etmedim. Gözümü üzerlerinden çekmedim. Şefkatse şefkat, sohbetse sohbet. Ya yine de gözümün önünde solup giderlerse, boyunlarını bükerlerse ne yaparım ben? Babacığım. Ben boynumu bükmeyeceğim. Gözünün önünde sarılıp solmayacağım. Söz veriyorum sana. Biliyorum korkuyorsun. Mert'e güvenmiyorsun. Ama bana güven. İstemem. O herifin kızını istemem. İsteyeceksin. İstemem ulan. İstemem. Bu akşam yürüyü istemeye gideceğiz. Ulan onca ağzımdan çıkanı yiyecek adam mıyım ben be? Ben tükürdüğümü yalayacak adam mıyım be? Bal gibi yalayıp yutacaksın baba. Ulan sen benim yalayıp yutacaklarımı bırak da sen o kocaman lokmayı nasıl yutacaksın? Ona bak. O gücü senden kaç beden büyük. O kız mektebin dibini görmüş. O süslü köşte şatavatın dibini görmüş. Şimdi kaşına gözüne bakıp evet diyecek. Ya sonra? Oğlum, Gürü senden 10 gömlek büyük. Bir değil, iki değil. 10 gömlek! Bu akşam Gürü'yü istemeye gideceğiz baba. Yemin ederim. Bu çocuk gerizekalı. Çay verme! Yener. Heh. Düğünümüz var, kız veriyoruz. Ne oldu kız? Yonca zengin koca mı buldu yoksa? Ya ne zengini, ne yoncası ya? Ne biçim konuşuyorsun? Mert, Mert. Gürü'yü istemeye geliyor. Hey Allah'ım yarabbim ya. Mesut'a ben de bir şey söyleyeceğini zannettim kızım ya. Olmaz o iş, olmaz. Babam vermez Gürü'yü. Ya nasıl olmaz canım? Çocuklar birbirlerini sevmişler. Verecek tabii. O zaman şöyle söyleyeyim Mesut'cığım. Babanın birazcık aklı varsa hayatta vermem der. Çıkar o işin içinden. Ya Allah aşkına Mesude, o ipsiz sapsız herife kız mı verilir ya? Başında ay yaş babası, arkasında cin göz analığı. Aman itin teki be. Yener. Ha. Bak. Sen beni isteyeceğin zaman şu konu komşu senin için neler söyledi biliyor musun? Ama babam ne yaptı? Çocuklar sevmişler birbirlerini. Gönül ferman dinlemez dedi, bizi birleştirdi. Bak şimdi laflara bak ya. Laf söyledi bal kaba. Otur otur ipe diz yani. Sen şimdi beni o it herifle aynı kefeye koyuyorsun yani Mesut ha? Hayret bir şey ya. Ulan bir kere ben şu mahalleye adımımı attığım zaman var ya. Bütün kızlar sinek gibi cama yapışırdı be. Ne anlatıyorsun sen? Ama senin gözün benden başkasını görmezdi değil mi? E orası da öyle oldu işte, kıymet bilene. Şş Mesude bak ben sana ne diyeceğim şimdi kızım. Sen şimdi bu babanlara gidiyorsun gidiyorsun geliyorsun. Hı. Ha. E tık yok. Ne tıkı? Ne tıkı yavrum, iş diyorum iş. Ya ben de düşünüyorum. Düşünüyorum da ya şöyle bir herkes bir nefes alsın diye bekledim. Böyle bir catering mi ne varmış, o gelip götürüyormuş yemekleri. Benim gibi bir aşçı yokmuş yani. E öyle olur mu kızım, ekmeğinin peşine düşeceksin ya. Ekmek aslanın bak neresinde. O eskiden de öyle, evden bir kişi çalışacak da hep beraber yenecek falan. Ay sen ye, yiyeceksin tabii yani, neticede kocanın parası. Tabii ki yiyeceksin de. E nereye kadar Mesude? Bir yere kadar değil mi kızım? E bak ne güzel iyileştin sen, babanlar yerleştiler evlerine.
E sen de bir an önce çalışmaya başla da yani bir rahat nefes alalım ya. Ben çalışayım. Sen de rahat nefes al. E yani? Tabii. Doğru. Zor kızım, zor bu devirde. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Bir şey yoksa çıkıyorum ben Yonca. Sen de çıkabilirsin. İyi günler Ömer Bey. Kardeşim ne haber? İyi bende, ne olsun. Amcamın yanına uğruyorum. 2-3 saat sohbet edeceğiz, sonra çıkacağım. Şişt. Görüşürüz. Bu o değil mi? Saner Hekimoğlu, Ömer Bey'in yeğeni. Playboy. Vallahi çocuk yaşta sayılır ama ne uçan ne kaçan kurtulur diyorlar. Genç, zengin, yakışıklı. Kim kaçar ki bundan? Korkulur senden vallahi. Günaydın. Günaydın. Bir de öyle bir şey vardı değil mi? En son ilkokulda duymuştum ama hatırlattığın için teşekkürler. Sen amcamın sekreteri misin? Amcanızın özel asistanıyım. Bir de komşu sayılırız. Komşu? Sipahi Köşkü'ndeyiz biz. Yani müştemilatta. Bahçıvan Salih Bey'in kızıyım ben, Yonca. Komşuysak size bize gerek yok o zaman. Ben birinci tekil şahıs seviyorum da. Benim de favorimdir. Güzel. Amcam müsait mi? Az önce çıktı ama koşarsan otoparkta yakalarsın. Amcam bile olsa bir erkeğin peşinden asla koşma. O şeref yalnızca kadınlara ait yani. Yani sadece güzel kadınlara. Hadi canım. Hiçbirinin seni fazla koşturduğunu sanmıyorum. Sen Taner Hekimoğlu'sun. Kadınlar seni fazla yormuyordur. Ben de tam oraya gelecektim. Beni fazla yorma. Bir düşünürüz. Yeterince düşündün mü? Ya tamam, öyle bakmayın artık bana. Nasıl bakıyorum ki? Sizi ne kadar eğlendirdiğimi yüzüme vurur gibi. Niye birini eğlendirmek seni niye bu kadar rahatsız ediyor? Sizi eğlendirmek beni rahatsız ediyor çünkü dalga geçiyorsunuz. Sabah sabah yine bir ton malzeme verdim size. Evet, bayağı renkli bir sabahtı. Ama seni güldürmeye yetmemiş. Mutsuz olduğumu düşünüyorsunuz? Sen söyle. Mutsuz musun? Yok. Yani mutluyum. Nasıl mutlu olmayayım? Şaşkınlık geçmiyor sadece. Sabah sabah böyle beklenmedik gürültülü patırtılı. Tam Mert işi. Bu sefer her bir sıkıntı büyük birader. Şimdi pederin söyledikleri neyse de. Ya Salih Baba da aynı kafadaysa. Ya vermezse kızı? Oğlum Salih Baba niye vermesin kızı? Sen niye babanla Salih Baba'yı kıyaslıyorsun ki? Kızın gönlü olduktan sonra Salih Baba ağzını bile açmaz. Ne bileyim ya. Kız babası sonuçta. Derler ya, bir kızı 1000 kişi ister, 1 kişi alır. Sonuçta Salih Baba bizim pedere kıl. Benim için de ne düşünüyor ki bilmiyorum. Yani sabah sabah bir ton maymunluk yaptık adamın önünde. Birader ben sana bir şey diyeyim mi? Baban sana ateş etmiş, sen de sönmüşsün. Durum bu yani. Sabah ne güzel gül döktüm yollarına, böyle güllük gülistanlık takılıyordun. Pırıl pırıldın. Şimdi ne oldu anlamadım yani. Yok şu an vermezse, yok bir şey yapmazsa. Oğlum adamın yüzüme vurdukları kolay mı lan? Diploma yok, iş yok, ev yok, para yok. Hiçbir şey yok anasını satayım.
Bir de sevdiğimize bak.